Kahramanmaraş merkezi 7,7 ve 7,6'lık iki büyük depremde en çok yıkıma uğrayan yerlerin başında gelen Gaziantep'in Nurdağ ilçesinde yaralar devrit eriğiyle sarılmaya çalışılıyor. Adeta enkazda dönen ilçede çadır kent ve konteynerler kuruldu. Evlerinde ağır hasar oluşan vatandaşlar eşyalarını kamyonlara yükleyerek başka şehirlerde oturan akrabalarının yanına göç etmeye başladı. Yardımların sürdüğü ilçede çocuklar parklarda oynayarak depremi unutmaya çalışırken depremde fayın oluşturduğu kırılma köyü ortadan ikiye böldü. İHA ekibi tarafından drone'la görüntülenen Nurdağ'ında hayatın normal akışına girebilmesi için çalışmalar sürdürülüyor. İlçede bir yandan enkaz çalışmaları devam ederken vatandaşların mağduriyetlerinin giderilmesi için de yardımlar da sürüyor. Nurdağ'da vatandaşlar kurulan çadır şehir ve konteynerlara geçici süreyle barınmaları için yerleşti. Bazı vatandaşlar da ağır hasar gören evlerinden kurtarabildikleri eşyalarını kamyonlara yükleyerek başka şehirlere göç etmeye başladı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından binalarda yapılan ilk hasar tespit verilerine göre depremlerden en çok hasar alan ilçeler Gaziantep'in Nurdağ, Adıyaman'ın Merkez, Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ve Hatay'ın Antakya ilçeleri oldu. Gaziantep'te Nurdağ ilçesi depremin en çok yıkıma neden olduğu ilçe olarak kayıtlara geçerken, ilçede 10.579 binada hasar tespit incelemesi yapıldı. 4.787 bina acil yıkılacak, ağır hasarlı yıkık olarak tespit edildi. Nurdağ ilçesinde ise ikinci el oto alım satım merkezinde de büyük tahribat oluşurken çok sayıda araç hurdaya döndü. Depremlerde neredeyse enkaz yığınına dönüşen Nurdağ'ında meydana gelen hasar depremin şiddetini gözler önüne serdi. İlçenin Kahramanmaraş Bulvarı boyunca uzanan oto alım satım bölgesinde yüzlerce aracın hasar gördüğü gözlendi. Öte yandan Nurdağ'a bağlı Gökçedere köyünde depremde fayın oluşturduğu kırılma yarıklara neden oldu. Depremi burada yaşadık. Deprem günü dolap üzerimize düştü. O anda çıktık. Şu an evimiz kullanılacak durumda değil. Biz de kendi eşyalarımızı alıp Mersin Murt'a yerleşmeyi düşünüyoruz. Deprem anı birebir yaşadık. Evde eşim, ben ve 14 yaşında bir evladım vardı. İşte deprem bittikten sonra, yani büyük sarsıntısı bittikten sonra biz dışarı çıktık. Artçı depremlerde dışarıdaydık. Soğuktaydık. Tekrardan eve girip arabamızın anahtarını alıp arabanın içinde oturduk. Sabaha kadar o gün öyle yaptık. İkinci gün çadır kurarak çadırda kaldık. Mecbur kaldık buradan taşınmak için. Başka çaremiz kalmamıştı. Benim eşim de engelli. Ne yapalım? Başka bir şeyimiz yok yani. Mersin Mut'a gidiyoruz biz. Deprem anında ne yaşadınız? Anlatın. Çok korkunç şeyler. Anlatılacak gibi değil. Yani her an yani böyle ölecekmişik gibi hissettik yani. Çok insanlarımızı, akrabalarımızı, çevremizi kaybettik. Çok zor bir şey. Çok zor. İnsan vatanını, büyüdüğü, yaşadığı yeri terk etmek istemez yani. Ama mecburuz. Söyleyeceklerim bu kadar. Deprem anında çok kötü durumlar oldu. Yani zor kurtulduk içeriden. Çok şükür evimiz yıkılmadı ama deprem anının hepsini içeride yaşadık. Hep beraber toplandık evin içine. Birbirimize sarıldık, bekledik. Depremin bitmesine kadar bekledik. Çıkamadık çünkü çok sallanıyordu. Aşırı sallantılar vardı. Yani dışarıda bu kadar olduğunu bilemedik ilk başta. Bu kadar yıkıldığını, şey yaptığını bilemedik. Dışarıya çıkınca işte herkesin evlerinin yıkıldığını gördük. Herkes bir bağırışma, bir çağrışma işte. Beni kurtarın, beni kurtarın diye her yerden bağırıyordu insanlar. Bir şekilde biz canımızı kurtardık. Sağlığımız yerinde çok şükür. Ama işte evimizde hasarlar var. Biz de bir şekilde yaşam mücadelesi evimizi taşıyoruz şu anda. Yardımlarınızı bekliyoruz işte.